Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün videomuzda AOC'un oyuncular için özel ürettiği Agon monitörü inceleyeceğiz. Agon AG352QCX modeli. Full HD il 21:9 ekran olduğu için 2560x1080p, yani White Ultra HD diye geçiyor. Ama ben bu monitörde en çok neyi sevdim? Tam ofiste gayet canlı da. Ama tabii gaming olarak tasarlandı. Burada belirtmiş zaten. Bu Agon serisi gaming serisi olarak tasarlandı. 200 Hz olarak. Tabii her bir bilgisayarın ekran kartı 200 Hz'i destekleyip desteklemediğini bilmiyoruz. Destekler, bazıları destekler, bazıları açmaz. Onun için demek ki Agon burada AMD'ye bir destek vermiş. Yani Farsen sadece AMD'de yok, Nvidia'da da var. O da aynı şekilde 165 Hz'i tam oyuncunun oyuna göre hitap edemesi bilmesi için ayarlıyor kendini. O zaman biraz monitörün menülerinden bahsedelim. Bize sunduğu seçenekleri biraz gösterelim. Tabii ki normalde kontrol paneli. Ama bir saniye. Peki bunu kullanmayacak mıyız? Arkadaşlar bunu AOC oyuncular için özel tasarlamış. Masanın üstünde de kaymıyor. Ben gerçekten çok beğendim. Joystick'le hiç uğraştırmıyor. Burada menüde her türlü hareketi, komutlu işlemeniz için her tuş var. Ben bayağı beğendim yani. Buyur bundan. Yani bunu özel olarak tanıtırsak bile burası oyuncular için. Yani Gamer 1, Gamer 2, Gamer 3. Sizin ayarladığınız burası, moda evet, direkt basınca gidiyor. Burası da yönlendirme. Şu tarafı tıklarsanız menü, bu taraf Okey tuşu. Aşağı yukarı sağ sol tuşları. Buradan tamamen kontrol edebiliyorsunuz. Bunu taktığınızda. Eğer takmazsanız buradan joystick ile sağ sol ya da tıkladığınızda okey olarak kabul ediyor. Şu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Tabi biraz daha yakınlaştırıp gösterebiliriz bunu da. O zaman biz kumandasından bugün kontrol edelim. Yani kumandasından istediğiniz gibi. İsterseniz Gamer 1 modu, Gamer 2 modu, 3 modu. Tabi oradan o renk geçişleri gözüküyor mu? Tam. Renk geçişleri belki kamerayı netleyemiyor olabilir ama burada gerçekten çok değiştiğini fark ediyorsunuz arkadaşlar modlar arasında. Yani. Yani gözünüze veya hoşunuza, zevkinize giden en modu ayarlayabilirsiniz. Tabii ki burada menülerde istediğiniz kadar seçenek var. İstiyorsanız kendi istediğiniz gözünüze göre de burada klorları, yani gamer olarak kolorları hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Overdrive falan ayarlayabiliyorsunuz. Işığı, gaması, her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Ki en güzeli mavi ışığı ayarlayabiliyorsunuz oyun için. Burada low blue light ayarlayabiliyorsunuz. Yani gece mavi çok gözünüze vurmuyor. Gözünüzü yormadan rahat bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Mavi ışık filtresiyle. Ekranımızın boyutu ne Yavuz Bey? Ekranımızın boyutu genişlik 81 milimetre, yani 814 milimetre, yani 81 milimetre falan, 81 santimetre. Boyumuz 345 milimetre, 34,5 santim yapıyor. Yani bu kaç inçe denk geliyor? 35 inçe denk geliyor. Sadece bu içlerinden kaynaklı. Dış taraflarında yaptığım zaman 2 santim daha oynuyor yani. Böyle büyük bir ekrana göre peki AOC burada bize kaç ms görüntüsü sunabilmiş? Yani milisaniye başına 4 milisaniye gecikme süresi var. En az 4 milisaniye. Bence bu büyüklüğe göre gayet iyi olmuş. Hem de oyunculara hitap eden bir monitörde. Yani 200 Hz'de 4 milisaniye gayet iyi bir şey. Çünkü biraz daha 1 milisaniye düşürmek çok zor. Çok zor ki bunu zaten Nvidia kendi daha yeni tasarlamaya başladı. Kendi monitörünü yaptığı için. Peki ekstra bu diğer monitörlerden ayıran farklı özellikleri neler? Hepsi. Çalışmadığım yerden geldi abi. Hepsi yani burada hepsi ayırıyor ki bu zaten game oyuncular için yapılmış bir monitör. Ayrıyetten Corvi, ayrıyetten 200 Hz özelliğinde ve siz ayrıyetten bunu bu değiştirebiliyorsunuz. Kavisleri. Ben evet, kavisi çok yani yüksek. Ayrıyetten yani Hz'ini değiştirmek çok iyi. 60, 120, 144, 200 Hz aşağılara arası. Aşağılara yorum geliyor ayrıyetten çok ayrıyetten. Ekranımızın sabit ağırlığı 12 kilo. Arkadaki gövdesiyle birleştiği zaman 12 kiloyu taşımak için peki burada ne var? Orada da 4 kiloluk bir ağırlık var. Toplamda ikisi beraber 16 kilo. Sağlam bir metal. Evet, yani bayağı bir sağlam. Neredeyse saf bir metal. Çok güzel. Ekranımızı tabii aşağı yukarı rahat bir şekilde ekranın indirebiliriz. Her tarafa doğru dönme fonksiyonu var. Onu da gerçekten çok beğendim. Yani şimdi arkadaki bağlantılardan bahsedeceğiz ama direkt geçmek istemiyoruz.
arkadan hem gösterip hem de öyle bahsederiz. O zaman ekranımızı çevirip gösterelim. Yani zaten buradan bahsedeceğimiz bir de bu uygulamaları nasıl yapılabileceğini göstereceğiz, kontrollerini. Ekranın 50 milyon ömrü var. 50 milyon saat ömrü var. 50 milyon saatten sonra çalışır mı çalışmaz mı demeyin. Çalışır. Kesinlikle çalışır. Ekranımız 60 watt enerji tüketiyor. Ki bu ekran büyüklüğüne göre gayet normal diyebiliriz. Evet. Çünkü adaptör kullandığımız için enerjiyi düşürüp ekranımız 60 watt çok az bir rakam. Yani tüplü ekranlar bile bundan çok çok fazla tüketiyordu. Ki bu kadar büyük bir ekranda bu kadar az bir voltaj bize sunduklarına göre gerçekten çok çok az. İstediğin gibi kullanabiliyorsun. Az derken iyi olduğundan bahsediyoruz yani. Az olması kötü değil. Yani. İsterseniz şimdi monitörün arka dizaynına da göz gezdirelim. Tamam. Monitörün ışıklandırması gerçekten hoşuma gitti bu arada. Özellikle en önemlisi burada kulaklığı uzatırsınız yalnız. Evet, kulaklık. Oyuncular için harika bir fikir. Yani gaming olduğu için böyle şu şekilde takabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu devirde kimde böyle bir monitör? Yani de işte istiyorsanız ekran şu şekilde aşağı yukarı doğru. Sesler bunu alalım. Görüntü gözünüze göre istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz bunu. Ayrıca yukarı aşağı kavisi de ayarlayabiliyoruz. Böyle. Tabii ki şu şekilde şöyle bayağı bir yukarı kalkıyor. Yani ortalama şuradan hesaplarsak bir 25 santim yukarı doğru böyle oval şekilde. Evet. Hemen hemen tam 45 derece denk geliyor. 5 derecelik bir açıda çevirebiliyoruz. Aynen böyle de üstten aşağıda çevirebiliyorsunuz. Çıkışlarımıza gelecek olursak direkt. Ama ondan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu monitörün kendine özel double yani iki çift taraflı ses veren hoparlörleri var. Ben bugüne kadar hiçbir monitörde hoparlör görmemiştim. İlk defa burada görüyorum ve yanında da AUX kablosu gönderiyorlar. Bu hoparlörleri başka hoparlörlere aktarabiliyorsunuz. Yani sadece bundan sesin çıkmasında engel. Yani bir nevi 5+1 normal sadece AUX ile bağlayabiliyorsunuz. Onun da girişleri burada. Hoparlörler şurada 5 voltluk 2 tane. Hani bayağı da iyi ses veriyor yani. Dobli'nin hakkını veriyorlar. Gerçekten PUBG oynarken bile çift taraflı sesi ki gayet güzel. Ki deneyeceğiz. Bunu göreceğiz. O ayrı bir şey. Oyun testinde. Şimdi kameraya getirebilirsin. Aktüel. Bırak. Evet arkadaşlar, şimdi çıkışlardan bahsediyoruz. Fotoğrafta gördüğünüz gibi kamerayı tam yakalayamadık. VGA çıkışımız, DVI çıkışımız, DisplayPort 1.2, HDMI çıkışımız 2.0 ve sol tarafta da gördüğünüz gibi 2 tane USB 3.0 bulunmakta. Sağ tarafta pembe ve yeşil olmak üzere biri mikrofon, diğeri de ses çıkışımız yani hoparlör için. Sol tarafta da olan yine mikrofon ve kulaklık çıkışımız bulunmakta. Sağ tarafta bulunan mikrofonun yanındaki cihazımızın, ürünümüzün kumandasını oraya takabiliyoruz. Kontrol ettiğimiz, videonun ilk başlarında gösterdiğimiz zaten. Sol tarafta USB 3.0'ın, mavi USB 3.0'ın yanında bulunan çıkış. Hard disk bağlantı çıkışı. İsterseniz oraya da hard disk bağlayabilirsiniz. Sağ taraftaki en büyük çıkışımız ise power çıkışımız. Çıkışlarımızdan bahsettik. Şimdi görüntü testlerimizle devam edelim. Bu alt tarafta da LED ışıklarımız var. Arka tarafta aynı senkronize halinde çalışıyor. Şuradan joystick'ten istiyorsanız onları şöyle değiştirebiliyorsunuz. Bakın şurada yazıyor 200 Hz, 222 kHz, 2560'a. Bir daha geleyim. 1080. Buradan ayarları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yukarı çık. Bir saniye. Şey sağ olacaktı o joystick. Dur bir saniye bakacağım. Ayarlamaya çalışıyoruz. Evet. Işıklarımızı göstereyim menüsünde. Şuradan değiştirebiliyoruz. Alttaki de ışığın şiddeti. Evet. Mavi, yeşil, kırmızı 3 renk var. Buradan da güçlü, güçsüz. Bu da normal hesabı. 3 tane. Şöyle bir arkasında biraz daha düşük. Arka tarafında da şu şekilde gösterebilirsin. Şu an mesela ışığı değiştireyim. Gördüğünüz gibi bir daha. Şu an strong'da en güçlü de. Bu da kırmızımız. Mavi, yeşil, kırmızı 3 renk var.
Yani gayet güzel bir makyaj olmuş diyelim monitörü. Tabii bu gece akşamları için 10 numara ışık yayar etrafa. O kadar ışığa gerek yok ama millet seviyor işte. Seveni var ya bu bey karışma. Severler. Işıklı şimdi... mışıklı. Bak. Işıklı mışıklı yani. Yani tabii ki. Şimdi Fransızca, İspanyol, Portekiz, İtalyanca Türkçe desteği maalesef yok. İngilizce olarak kullanacağız. DisplayPort olarak 1.2'yi destekliyor. HDMI olarak ise 2.0. 4 tane çıkışı var zaten cihazın. DisplayPort, HDMI, DSAP, bir de Vega girişi var. Yani bu cihazda Vega girişi olması çok iyi. İsteyen herkes kullanabilir. İsterseniz de şuradan sesi açabilirsiniz. Biz hatta son sesi doğru biraz çıkaralım. Bakalım ne kadar fark edecek. Hemen bir video açalım Yavuz Bey. Aynen. Şuradan bir video açalım. Şu an sesi monitörden duyuracak. Herkese merhabalar. GameCover Medusa 7.1 oyuncu kulaklığı incelemesini yapacağız. Kulaklığımızın kutu içeriğinde. Şu an sesi gayet yine kulaklığımızın yanında gayet iyi çıkıyor. Edici bir ses. Hemen hemen 2+1'e denk. İstersen bir de müzik açalım diyecektim ki müziğimiz de geldi. Gördüğünüz gibi. Evet, kalan yerden devam edelim. Şimdi iki kanal adına çekim yapıyoruz. Evet. Naybur BTK ve oyun haritası. İkisinize de abone olursanız seviniriz. Aynen. Bizi takipte kalırsanız ve istekleriniz olursa daha çok yardımcı oluruz. Videonun altına zaten yorumlarda belirtebilirsiniz. İki kanalda da bu video paylaşılacaktır. Şimdi biz isterseniz bu ekranda bir oyun deneyimi yapalım. O zaman şöyle. Bu yılın en popüler oyunu PUBG'den başlayalım be. Aynen. Yukarıda. Şöyle. Başlayalım bakalım. Ayarlarımıza bakalım. Çözünürlüğümüz 2560x1080. Evet, ayarlarımız ultra yüksek. Ultra. Evet. O zaman bir çöl haritasından başlayalım. Aynen öyle. Start verelim. İstiyorsanız buradan oyun esnasında değiştirebilirsiniz. Şu sanki daha bir gerçekçi duruyor değil mi? Bir. Aynen böyle daha canlı ve gerçekçi duruyor. Aynen bir daha iyi. Gamer modu 1. Tabii burada gördüğünüz bozukluklar ekrandan değil internetten. Evet biraz geç yüklenmesi map'in. Evet internetimiz şu an hızlı değil pek. Gördüğünüz gibi keskinlik detayı falan. Adamın kel kafası. Bir kere kafamız parlıyor yani. Yani. Arkadan gülenler de ayrı bir dert. Aktüel. Evet şöyle bir M'ye bas bakalım Yavuz Bey. Nereye atlıyoruz bu sefer? Atlayacağımız yer belli. Zaten sürekli atladığımız yer. Evet, canlılığı, akıcılığı konusunda ne diyeceksiniz? Canlılığı, akıcılığı konusunda gayet güzel bir görüntüsü var. Bayağı bir gerçekçi duruyor. Tabii yüklemede hala sıkıntı yaşıyor. Harita yüklenmedi. Bir aşağı inelim. O zaman daha bir güzel anlatacağız herhalde. Peki odaklanma konusunda ekranın kenarlarına odaklanabiliyor musun? Dikkatini dağıtmıyor mu? Yoksa? Yani biraz fazla geniş. 21'e 9 olduğu için ekranlar. Yani 16'ya 9 olsaydı daha bir rahat olurdu. Gözün hakim olurdu ama 21'e 9 olduğu için. Bu biraz alışkanlık meselesi diyelim. Yani tabii. Zamanla buna da alışıyorsunuz. Orada bir çok rahat bir şekilde. Oraya da inmeyi nasıl becerdin? Genelde oralara iniyorum ben ya. Ya da camın kenarına. Evet, internetin ne kadar lag olduğunu görün. Arada böyle kendi yapamadığını internete dağıtıyor. Tabii. Şöyle bir flash bombası atsaydın önüne bir baksaydık nasıl parlıyor. Atacağız. Bombayı bulursak.
Şöyle bir de first person bakalım dünyaya. Arkadaşlar biraz kameraya yansıyan akıcı olmayabilir ama şu an yani 90 FPS gayet akıcı bir oyun deneyimi alıyoruz biz. Şöyle bir ne bu? Arabaya atmayalım. Bomba bomba. Bomba. El bombası. Gördüğünüz gibi gayet. Bir tane de sis yapıştıralım. Aa, tepemize düştü. Saman yoluna döndü burası. Şimdi arabaya binip geçiyor. Gerçekten detaylar çok hoş gözüküyor. Evet. Araplar gibi çift teker gidiyorsun. Ama eninde sonunda düzeliyorum hesabı. Ya adamla çatışsaydık bari. Hatta şehir merkezine giriyoruz yani. Kimse yok. İyi ki bir video çekiyoruz. Kimse çıkmaz meydana. Hemen yan koltuğa geç öyle gitsin. Ha CTL 3, CTL 1 yapalım. CTRL'ye basılı tutarsan motor gitmeye devam eder. Öyle mi oluyor? Hıhı. Araba doluyor da motor doluyor mu hiçbir fikrim yok bu arada. Hiç denemedim. Deniriz şimdi. Aha. Aha birileri var. Hayat yaşıyor. Oluyor, olmuyor. Oyunumuza CSGO ile devam ediyoruz. Sağ ol kardeş. Allah Allah. Evet, top çıkıyor. Ya bir top oynatmadınız be. Evet arkadaşlar, ekranın alt kısmı biraz sığmıyor gibi. Biraz değil, bayağı sığmıyor. Mapping'den değil, şurası göremiyor. Yok. Şu kadar bir bölüm yok. Daha fazla bir bölüm hatta. Değil mi? Evet. Çünkü deminki adam sıralamasına bakıyor. 8 tane varsa diğerinde 6 tane vardı. 2 kişinin adı yok. Buradan düşürsek. Şimdi şuradan. Bir işleyi çeksek bakalım ne olacak. Çünkü 16'ya 9 sadece desteklediği için maalesef oyunu bu şekilde sadece gösterebilir. Bu da hiç hoş 21'e olmuyor. 9 desteklemediği için CSGO. Hiç hoş olmuyor bu oyunda. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, oyun esnasında gördüğünüz gibi CSGO'da 21'e 9 desteklemiyor. Maalesef 16'ya 9 destekliyor. Cihazımızın hakkında bilgi vermeye devam edersek AMD FreeSync teknolojisini ile mümkün olan en yüksek kare hızına ulaşıyor. En net ekranı bize sunuyor burada. Bunu siz açabiliyorsunuz. Ekran kartınızın desteklemesiyle alakalı bir şey bu. Ekranımız Full HD 2560x1080p White Full HD olarak geçiyor. Genelde bu formatta yani film izlemek gibi. Çünkü çoğu oyunlar bunu desteklemiyor. Filmler genelde 21'e 9 tasarlandığı için, yani çekimleri 21'e 9 olduğu için ekranı tamamıyla kaplıyor ve mükemmel bir film keyfi oluyor. Ekranımızda bir de Shadow kontrolü var. Ekranda geri kalan kısmını, yani koyu olan kısımları aydınlatan ve onları olması gereken karanlık yerleri daha bir güzelleştiriyor, daha bir netleştiriyor.
karanlık olan karanlık kalıyormuş gibi düşünün. Aydınlık olan aydınlık kalıyor. Yani size merkeze odaklı şekilde oluyor. Ekranımızda bir de düşük mavi ışık modu var. Yani anti-blue light teknolojisi. Görüntünün rengini değiştirmeden zararlı mavi ışıkları engelliyor. Mavi ışığı azaltmanın diğer yolları da filtre kullanmak veya ayarları karanlık sarımsı görüntü verecek şekilde ayarlamaktır. Tabii mavi ışık olmadığı sürece göze çok zarar veriyor. Mavi ışık gözü çok rahat bir şekilde dinlendirdiği için. Ekranımızın ayaklı boyutu, en yüksek boyutu 587 mm. Genişliği 847 mm. Yani 59 santim ile 85 santim diyebiliriz. Ekranımız 35 inç, 4 milisaniye tepki küme süremiz var. Panel tipimiz MVA, MIVA, MIVI gibi. Ekranımızda doğal olarak tabi bahsettik ilk başlarda. Hoparlör özelliğimiz var. Gerçekten de güzel. Yani 5 voltluk 2 tane hoparlörümüz var. Renk özelliği 16.7 milyon renk ve ekranımız mattır. Desteklediği diller arasında maalesef menümüzde Türkçe dilimiz yok. İngilizce, Fransızca gibi. Hemen 10 tane 12 tane dil var. Ekranımız normalde 60 volt tüketiyor açık olduğu zaman. Kapalı olduğu zaman, yani hiçbir şekilde kullanmadığınız zaman 0.5 volt tüketiyor. Uyku modunda da 5 volt tüketiyor. Evet, ürünümüz hakkında verebileceğimiz bilgiler bunlar. Bir Agon serisi olarak çok güzel bir seri. Şimdi yavaşça sona geçiyoruz. Artık testlerimiz, her şeyimiz bitti. Evet arkadaşlar, bugün AUG'un Agon serisi olarak ürettiği AG352 QCX modelini inceledik. Evet. Ben şahsi olarak görüşlerim oyun yönünde biraz yetersiz demeyeyim, çok fazla. O yüzden hani 2K PUBG'yi kavisli bir ekranda oynamak yerine Full HD ufak bir monitörde oynamak, yani oyuncular için daha 24 inç gibi. 24 oyuncular için daha hızlı refleks verebilme ya da oyuna daha iyi adapte olmasını için daha hoş olur, iyi olur bence. Ama evet, filmi izlemek içinse, yani film izlemek için harika. 21'e 9 olması, ekranın uzun olması tam ekranı kaplıyor. Hiçbir yer boşluk kalmıyor. Oyun için de güzel ama renk aşırı ton var. Yani çok renkli gösteriyor. Biz bunu Gamer 1, 2, 3 modları, yani cihazın kendi modlarını denedik. Bize çok parlak geldi. Belki alışık olmadığımızdan dolayı olabilir. Hertz ve 1080p'nin ultra p olması bizi yine pek şey yapmıyor yani. Full HD aynı. Değişen pek bir şey görmedik. Profesyonel bir anlamda oynamak ve iyi oynamak istiyorsanız bu biraz çok fazla kaçıyor açıkçası. Yani çok büyük ekran. Oynayabilirsiniz tabii. Bir zaman alıştıktan sonra artık çok rahat gelir oynamak. Evet, alışkanlık meselesi biraz. Yani alıştıktan sonrası kolay olur. Bir başka olarak da 200 Hz aşırı yüksel bir yoğunluk demek. Çok yüksek bir yoğunluk. Yani bunu oynayacağınız, bu ekranı alıp 144 Hz'de oynamanız gerekiyor. Ama şunu diyebilirim. Film, video ve ofis anlamında cidden sinemaya gitmektense şu kavisli ekranda film izlemek aynen öyle. Tatmin edici bir. Hele de ofis programlarında ya da Photoshop olsun, Photoshop programlarında, Adobe programlarında mükemmel işe yarar. Ekranı istediğiniz gibi 4'e bölebilirsiniz. Hatta 6'ya bölün. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Biz şu an mesela Google'ı bile 2'ye böldük. Benim monitörüm kadar alan yapıyor yarısı. Yani çok fazla. Çok iyi. Ben kalitesi yönünde bir şey diyemem. Rengi, kalitesi. Malzeme kalitesi olarak da hakikaten. Harika çok. Yani 16 kiloluk bir ağırlığı var ve metalden, müthiş bir şey. Ya, o konuda gönlünüz ve cidden rahat olsun. Aşağı yukarı eğmemiz vallahi çok harika. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani bunu tamamen indirip aşağıdan sanki kucağınızdaymış gibi. Şu şekil. Tablette oynar gibi. Evet, dokunmatik olsaymış böyle daha iyi kontrol ederim. Havası var. Bu kadar yani. Söyleyeceklerimiz bunlar. Zaten genelde özelliklerinden bahsettik. Oyun olsun ve benzeri olsun. Her şeyini söyledik. Live kanalına ve Oyun Ertesi kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bir sonraki videoda daha. Yaşında, peki sana soruyorum yaşında. Yavuz Bey. Ekranın 50 milyon saat ömrü var. Bizim kaç saat ömrümüz var? Abi bunu atacağım. Bizim o kadar ömrümüz var mı?
Beni vurun. Beni vurun. Duman altı.